Evet canım, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz efendim. Hava biraz sıcak, yaklaşık 94,5 derece falan şu an. Yanıyorum. Video bitince direkt buza kafa açacağım. Umarım keyfiniz yerindedir. Videoya şu kısmı hep bir paradoksa kalıyorum ya, ikilemde kalıyorum. Neyse, siz videoyu beğenin, yorum yapın. Video başladı zaten. Evet, kedimizi hemen bir sevelim. Özledik. Boya çıkmadı mı ya? Neyse, kapıyı tıklatmayalım. Ya da tıklatınca ne oluyor? Onu bir denemek istiyorum. O 180 bıraktı da odanın içinden geçmeseydin keşke. İlk kiralık odanızı açtınız. Şu an sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama 20 beygir motor bir geçsin, sonra konuşayım. Evet, ilk kiralık odanızı açtınız. Ekranın sağında da göründüğü gibi her odanın karşılaması gereken kriterler bulunmaktadır. Sağında derken her odanın konfor seviyesi var. Bu seviye artırmak kazanacağınız itibarı yükseltir. Temizlememek de itibarı düşürür diyor. İzleyelim. Bayağı içinden geçmiş odanın zaten adam. Okay, nice. Bütün odayı topladık. Ha, şuradaymış. Sağ alttaymış. Tamam. Evet. Kedinin suyunu koyalım. Şimdi her gün rutin olarak yapmam gereken bir artık taş kazma durumu var. Harcı yapmak adına. Bayağı bir taş gerektiriyor çünkü. Allah'tan hemen yanımızda iyi bir taş bloğu var da. Evet, 3 tane daha harç yapmışız. Şu cilalı taştan gerekiyor. Her gün 2-3 tane anca yapacağız gibi duruyor bu harçtan. Biraz harbi zorluyormuş. Neyse, zaten daha bayağı bir paraya ihtiyacımız var. Para kasan kadar o harcı tamamlamış oluruz biz. Bunlar olmuş mu bu arada? Evet, olmuş. Güzel. Ya da yeni ekinler söyleyelim. 3-3 geliyor artık yalnız. Harika. Bunların hepsini mutfaktaki depoya koyacağım. Evet, bir harç daha koydum. Cilalı da taş daha yapıştıralım. Şimdi stok durumumuz nasıl? Ona bir bakayım. Bir tane bilek var, onu koydum. İyi, biramız fena değil. Çorbamız da iyi seviyede. Ben yine de iki çorba yapayım. Böyle yapalım. Şurada da aynı çorbadan yapacağım. Evet arkadaşlar, şansınız varsa İstanbul'da yaşamayın lütfen. Gürültüsü bitmiyor anasın. 80 yaşında bir dayı otoparkın önüne çekmiş arabasını, inat ediyor çıkmayacağım diye. Kendi kendine de bağırıyor, bir şeyler yapıyor falan. Korna sesleri. Neyse, ne yapıyorduk? Keskin şerbetçi otumuz yok. Nasıl yok ya? Şöyle yapalım, bir keskin şerbetçi otu ekelim artık. Aa, şunları alayım. Siparişini vereyim, ekelim. Ama onlar gelene kadar idarelik almamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Oo, 6 gümüş istiyor yalnız ya. Neyse, 10 tane alayım. Şundan bayağı bir ekelim biz. 40 tane ekeyim. Evet, dükkanı açalım. Para lazım bayağı. Çorbaları yerleştireyim. Şu an burada bir tek portu. Hadi yapayım ya, yap gitsin. Şöyle bir şey yaptım. Evet, dükkanı açalım. Aa, artık istatistik de veriyor. Güzel. Geçen hafta 20 altın elde etmişiz. 19'u karmış. Güzel, gayet iyi bu arada. Çok güzel kar. Tüm zamanların istatistiğinde de 44 altın. Yarısını geçen hafta elde etmişiz zaten. Gayet iyi. Evet, araya bir de Sela girdi. Bugün video çekemeyeceğim herhalde ben. Ne yaptım en son? Dükkanı açtık. Okey, let's go. Ya cam mecbur açık, yoksa yanarım kardeşim. Kaç para veriyorsun? Hemen bir pazarlık. İyi, pazarlık kısmında oyun duruyor. Birinciyi tamamladık, 69 oldu. İkinciyi tamamladık, 78 oldu. Bunu yaparız ya. 72'ye düştü. Tamam, okey. 72, okey. Evet, masa pislenmiş. Hemen temizleyelim. Black Kiçki daha çok tercih ediliyor bu arada. Ya şu an iki tane Black var. Ondan da olabilir. Bir tane Black, bir tane BR var. BR neyse artık. Böyle yoğunluk arttıkça kalabalık sesi de artıyor ya. O bayağı tatlı olmuş. Detayların hastasıyız ya. Masayı da sileyim. Hemen geliyor. Evet, iki tane Black. İyi, güzel, gayet iyi. Bugün iş güzel. İşleri iyi bayağı. Saat daha öğlen. Bu arada çok ses geliyor ama 12. kattayım yani. Ona rağmen çok ses geliyor. Ki normalde eskiden bayram arifesinde falan İstanbul bomboş olurdu. Ya millette para yok bir. İkinci olarak Türk olmayan insanlar genelde şu an İstanbul'da oldukları için yani çoğu memleketten geri gitmiyor. Türkler yine gidiyor yani. Köyüne möyüne ya da tatile falan. İstanbul'un eski hallerini özlemedim desem yalan olur. Neyse, ben de yakında kaçacağım buradan zaten ya. Bir parayı bulayım da kardeşim. Evet, 4,5 altınımız oldu bile. Gayet iyi. Evet, 2 bilek. Pardon, 1 bilek, 1 BR. Pispiya var mı? Yok gibi. Şu masayı da temizleyelim. Evet, dükkanı kapatalım. Akşam bir daha açacağız olmadı. Böyle boştayken masaları temizlemek iyi oluyor. Daha geç kirleniyorlar. Üf, bu güzel. Bayağı itibar geliyor. Şu süpürge bayağı iyiymiş yalnız ya. Hemen hemen her şeye yetişiyor. Kedi uyurken bir rahatsız edelim. Sevelim. Diyecektim. Heh, seviliyormuş, tamam. Şimdi siparişlerim geldi mi? Gelmiş. Nice. Şu parıldayan mumlukları da koyalım artık. Şöyle yapayım. Her masaya koyalım. Mumlan da neredeyse hepsi bitmiş. Onları da tazeliyorum. Şu şamdan da bir tane koyalım.
Evet, ekinlerimizi ekelim şerbetçi otlarımızı. Ha, bu arada onları ekmeye başlamadan üretim yerini bir resetleyeyim. Evet, buradaki en değerlisi hangisiydi ya? Bunu sürekli unutuyorum. Bu galiba siyah bira. Black Ale şerbeti. Yoksa bu muydu? Brown Ale. Bakalım. Bu. Aynen bu. Black Ale yani. Sen yanlış mı baktım ya? Yok tamam doğruymuş. Şimdi burada neyim eksik? Yakıtım eksik. Koyum atlanmış harpa. Burada da şerbet eksik. Evet tarlamıza gidelim. Ekinlerimizi ekelim. Ya iki tane daha parıldayan mumluğum varmış. Ha, keşke onları da koysaydım. Hallederiz. Bu böyle oluyor. Tamam sıkıntı yok. Bundan birkaç sefer mi alıyorsun acaba ya? Eğer öyleyse ortadakileri alamayacağım çünkü sanırım. Yo alabiliyorum tamam. Nice. İçinden geçebiliyormuşum. Evet bütün tarlayı keskin şerbetçi otu ile doldurdum. Şimdi dükkan bir kere daha açacağım. Dediğim gibi biraz hızlı para kasmam lazım. Şuraya da porter koyalım. Biraz daha çoğu bekledim. Evet buyursunlar. Şuraya gelen karşına da koyayım bari. İyi işleri ya. Boşta kaldım hemen şu masala bir resetleyeyim. Temizleyeyim. Bak derdin ne senin? Beleş içki içmek için neler yapıyor? Aslında güzel taktik. Da dayak yersin. Bak ya millet çok çabuk sinirleniyor bugün. Hayırdır dayı? Işığı da unuttuk. Gayet iyi. Çok iyi. Biraz az verecekler ya. Şu ateşi geç yakınca sıkıntı oluyor. Bir de 3 kişi falan sinirlendi. Evet. -26. Harika. Neyse para kasmış oluyoruz. Sıkıntı yok. 2 porter bir bilek. Hemen geliyor babacığım. Bir tane bilek siparişimiz var. Bayağı iyi para oldu yalnız. Evet itibar biraz sıkıntı oldu bu akşam ama. Masayı siler misin? Silelim hemen. Şu son müşteriyi de alayım. Artık kapatalım. Bir arada artı bırakanlar da var. Bir porter, bir bilek. 2 porter oldu. Şu masada temizleyelim. Şu iki dayıya da bakayım. Oho bitmiyor müşteri. Evet. Dükkanı kapatalım. Bayağı eksi bırakacaklar ya. Neyse eksi bırakan 20 bırakıyor. Artı bırakan 100 bırakıyor. Hemen hemen. Yine kârdayız yani. Az buçuk. Hemen bir bira gömelim. Şurada. Çorba yapayım. Gerçi 192 tane varmış ya. Çok da gerek yok. Biraz bekleyebilir. Hemen yatalım. Diğer gün olsun. Biraz taş kasalım. Günaydın kiralık. Okey. Bunu okuduk zaten. Acele ettirebilirsiniz diyor kapıyı tıklayarak. Biraz kömür de kasmam lazım şu an. Kömürüm de azaldı. Evet şurada koyum atlanmış harfiye devam. Bir bilek daha yapalım. Şimdi bu adamın çıkmasını bekleyelim bu sefer. Biraz geç açacağız dükkanı zaten. O sırada taş kazalım. Güzel şeftalilerimiz yine olmuş. Bu sefer herhalde ağaçlarda gidecek. Son şeftali olabilir yani. Ha yo. Bir kere daha verecek sanırım. Şimdi şöyle 4 tane cilalı taş yapayım. Uğraşmayayım sürekli. Bu taşı da alalım. Yukarıdaki kömürü de alacağım. Nice. İki ağaç daha yaptık. Şöyle biraz etrafa bakınayım. Belki başka taş da vardı. Şu kömürü de alayım. Güzel bir taş daha buldum. Buradan da 5 taş geldi. Şuna bakır. Bakır henüz hiçbir işime yaramadı. Üstünde de var baya. Şu demirleri alalım. Demir iş görüyor. Kümesi artık yapmak istiyorum. Şu taraflara bir daha bakalım. Taş var mıydı hiç hatırlamıyorum. Ha bak şurada var galiba. Oraya nasıl gideceğim? Güzel iki tane elma bulduk. Bu arada sınava girenler sınavlarınız nasıl geçti? Kimse bu konuda konuşmuyor çünkü. Sanırım biraz kriz oluştu ama geçen seneye göre sanırım daha iyiymiş durumlar. Bir sınav daha var sanırım. Ya o kadar uzaklaşmışım ki artık. Adını bile bilmiyorum şu an neye girdiğinizi. Üniversiteyi bilmiyorum, liseyi bilmiyorum. İkisini de bilmiyorum. Her sene başka bir isim takıp içinden... Aa bak şurada bir kayalık daha var. Bu kırılıyor mu acaba? Ya ileride kesin kırılıyordur bir şekilde de. Buluruz onu da. Bu arada birkaç taş daha buldum. Oyunda itibar çok önemli yani. İtibar kasıldıkça bir şeyler açılıyor. O yüzden sürekli aslında dükkanı açmak lazım. Evet burada 5 tane daha cilalı taş yapıyoruz. Öğle saati gelmiş. Fit dükkanı daha açayım bir daha. Kediyi sevelim. Tuşa bak. Evet yakıt bitmiş. Yakıt da yenileyelim. Hatta yakıt da şöyle yapayım ya. O sürekli yanıyor zaten sanırım. Çorbayı şöyle yapalım. Şurada da bir çorba yapsın. Evet let's go. Aslında sadece masaları silen bir eleman çağırabilirim ya. Aa bu arada saniye. Yukarıdaki yeri temizlemedim. Dayı çıktı mı gerçi onu da hatırlamıyorum da. Bakayım. Yok çıkmamış da. Dükkanı açmadan önce kapıyı tıklayıp adama atmak lazım. Şu biraları da koyalım. Evet böyle daha mantıklı aslında. Bir tane işçi çağırıp gerişe kendimiz bakacağız. Hem daha karlı hem de daha az ilerliyor işler. Bu acaba sinirlenen kişiyi sakinleştiriyor mu? Bu eleman. Evet onu temizlesin. Biz o sırada şu adamı çıkartalım artık. Çık git kardeşim. Yok aynı şeyi bıraktı ya. Şurayı hemen temizleyelim. Evet yukarısı kullanımı hazır. İyi hızlıca hallettik burayı da. İçkileme bakayım. Hepsi olmuş neredeyse. Bir bilek daha yapıyorum hemen.
Şu eldekini bitirelim ya. Ya satışlar bayağı arttı ya. Böyle hızlı hızlı içiyor yani artık. Eskisi gibi bir oturan kalkmamazlık yapmıyor. Kiralık oda için gelen olmadı. Demek ki dükkanı açmadan önce atmak lazım adamı. O kapıyı her türlü tıklamak gerekiyor ya. Yoksa çıkmıyor bunlar yani. Evet, neredeyse 16'na ulaştık. Tam 16 olsun. Dükkanı kapatalım. Evet, çanı çaldık. Aslında 8'e zorlayabilirdim. Neyse, akşam zorlarız. Saat de 6 olmuş gerçi. Oo, maşallah maşallah yağıyor. Şimdi şöyle yapalım. Bugün yatalım, uyanalım. Taşlar sıfırlansın. Artık o yarının işi çünkü. Neyimiz yok? Arpamız mı yok? Nasıl ya? Harbi arpam mı yok? Sonunda bitirdik harfiye. Hadi şöyle yapalım. Çok fazla para ya. Neyse, 13 tane sipariş verdim. Kesinlikle ekinleri kendimiz ekmemiz lazım. Bundan olmasan daha var. O yüzden mecbur söyledim. Şöyle arpa tanelerinden biraz daha söyleyeceğim. Üstünde kalsın. 25 tane daha söyleyeyim. Evet, yatıp uyanalım bakalım. Oyunu kaydettim. Yatağımı topladım. Şu biramı alayım. Şarap hiç yapmıyoruz. Hadi bir tane şarap yapalım. Ahududu olsun. Bu tanesinin fiyatı değil mi? Az önce ne güzel 12'ye çıkmıştı ya. Dur bakayım nasıl yaptık onu. Mango yaptı değil mi? Ben az önce onu nasıl yaptım? Adeti mi 12 idi ya? Yanlış mı gördüm acaba? Evet, şöyle olsun. Bir tane roz yapalım. Lan bunu hala yollamamış mıyım ben? Bak paramın içinden geçti. Para gidiyor. Bunu eve yollayalım. Sen git artık. Ve sipariş temiz gelmiş. Şuraya bakıyorum. Olmak üzereler. Evet, 5 tane cilalı taş aldık. Bir üretim kısmını sıfırlayayım. Resetleyeyim. Sonrasında taş toplayalım. Ağaç yapalım. Okey. Gidip taş toplayalım şimdi. Arkadaşlar, ara sıra ağzımdan duman çıkıyor olabilir. Onun sebebi atalamın ejderha olması. Yoksa zararlı şeyler kullanmıyorum. Dersem yalan oldu. Şu ikisini iptal edeceğim. Taş da üstüme gelsin. Burada bir arş daha yapayım. Harcım kaç oldu bu arada? 11. Galiba 15 tane istiyordu. Tamam. Güzel. Neredeyse bitti bu iş. Şu taşları da alalım. Evet, bir arş daha yaptım. Cilalı taş daha gömelim. İtibarı 8 yapayım en azından şu an. Dükkanı açalım. Eleman çağırayım bir tane. Bir tane ayak işçisi çağırdım. Gelsin. Odamız da boş bu arada. Şarap olmuş mu, ona bir bakayım. Yok, daha olmamış. Evet, bugün 8 itibarı kasalım. 8 itibarı 16'ın yapayım. Dükkanı öyle kapatalım. Hayır, odayı isteyen kimse yok ilginç bir şekilde. Şu ikisinden birisi de istemezse çıkıp bir kapıyı kapamayı deneyeceğim. Çıkalım bakalım. Niye istemiyorlar? Adam bir şey mi çaldı yoksa? Ateş yok. Ateş bitmiş o yüzden. Tamam. Artık istemeleri lazım. Heh, bir tane oda müşterisi geldi. Şimdi şuna bir vereyim. Ne veriyor? 53 gümüş. Pazarlık. İlk ikisi kolay. Neredeyse. Üçüncüye de alışmam lazım. Çok erken basıyorum ya. İkidir. Neyse, tamam, 64 gümüş, okey. Evet, içkileri de sıfırladım. Evet, bugün video çekmek haram oldu resmen. Neyse, sakin, sakin. Şu 8 level'a bir ulaşalım da itibarımız. İtibar 8 olsun. Beyciğim dur bak, vallahi ağzını yüzünü kırarım. Yemin ediyorum çıkan Gel buraya gel. Gel. Şöyle döveceğim seni. Bak, dövemedim ya. Çok az dövdüm. İçimde kaldı. Şimdi burada kaç müşteri var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 29 gibi bir şey. Kim o? Gel. İste paranı. İste bakayım nasıl istiyorsun. İste. Geliyorlar beni. Evet. Siz ne istiyorsunuz? Şundan mı? İyi, parayı iyi kastık en azından. Şarap oldu mu, ona bakalım. Şarap ne kadar geç oluyor ya. Bak, biri yine sinirlendi. Bugün herkes gergin sanırım. Hayır, bir de... Hiçbiri şey de olmuyor ya. Sakinleşmiyor da. Ablanın saçları güzelmiş. Anime girl. Şuna kardeş galiba zaten. İkisi de aynı tokayı takmış. Güzel olmuş ama. Şimdi şu anki itibarımız... Bir 2700 seviyelerine falan ulaşsın. Ön dükkan kapayacağım. Herhalde o zaman fullenir diye tahmin ediyorum. Elin suyunu dolduralım. En önemlisi o. Bu arada sesimde bir sıkıntı yok değil mi? Kayıtta yoktur umarım. Evet, 2 bilek hemen veriyorum. 2700 seviyelerine geldi. Artık dükkan kapatabiliriz. Son müşteriler. İtibar 8 olur diye düşünüyorum şu an. Tam ucunda kalmasın da. Oh, bereket versin. Pardon, siz bereketini görün. Bereketi bize versin. Yok lan.
Bak yine karıştırdım. Bereketini ben göreceğim. Size bereket versin. Trendleri açtınız. Şu anda trend olan eşyalı Barstones'dan görüntüleyebilirsiniz. Takvimi açarak daha sonra trend olacak eşyalı görüntüleyebilirsiniz. Devam etmek için boşluk tuşuna basın. Yer fayansı artı 15. Yemek odası fayansı artı 5. Üretim fayansı. Bu ne ya? Bakalım şu trendleri bir. Yok. Yaz geldi ya, benim videolu akşam çekmem lazım. Hem daha sessiz olur hem de daha soğuk olur. Bu arada bir tane görev de tamamladım yalandan. Trendleri buradan görüyorduk. Gelecek trendler. Portakal ve muz trend olacakmış. Stout bira trendlere giriyor. Okey tamam. Stout bira portakal ve muzlu. Unutmadan yapalım onu. Baconleme bakayım. Şu an olan bir şey yok henüz. Buna bunu alınmıyor değil mi ya? Tamam. Keşke oyunlarda not alma sistemi olsa ya. Unuturum çünkü. Evet, stout bira için ne istiyor? Stout şerbeti. Stout şerbeti için ne istiyor? 3 tane su kovamız eksik. Onun dışında tamam. Hemen yapalım. Evet, suyumu dolduruyorum. Ya bitmiyor. Öyle bir kova almışım ki. Başka ne alacaktım? Muz bir tane alalım. Aa, normal alamıyoruz zaten. Mecbur ekeceğim. Tüh. Başka trendlerde ne vardı, bir daha bakayım. Portakal. Portakalım olması lazım. Portakalım da yok. Şunları yerine koyayım bari gelmişken. Şurada da bir bilek yapalım. Şuraya star şerbetini koydum. Buraya da koyum atlanmış harfi koydum. Şimdi portakal peki sipariş verebiliyor muyuz? Direkt portakal yani. Yok, onda mecbur yapmam gerekiyor yine. O zaman şöyle yapacağız. 5 tane portakal. Bu da ağaç olacak muhtemelen. Bir de ne vardı? Muz. Bu da ağaç olması lazım. 5'er tane söyledim. Evet, kedimizi mıncıkladık. Yatağımıza geçelim. Ve evet dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik efendim. Yaz ayında anladım ki harbiden gece çekmek lazım. Zaten 9 gün. Sese bakar mısınız? Konuşamıyorum şu an yani. Geç kafasına. Geç. Ya gerçekten eğer bakın hanımlar, şu böyle abartı egzoz sesine, yüksek ses müziğe falan düşüyorsanız direkt abonelikten çıkın, lütfen çıkın. Hatta direkt ülke dışına çıkın, sınır dışına. Evet neyse, bir bölüm daha sonra geldik efendim. Dediğim gibi yaz ayına geldiğimiz için sabahları olmuyor bir iş. Çok ses var ve sıcak. Bir de İstanbul'daysanız iyice daralıyorsunuz. Şu 9 gün tatilim var. Farklı oyunlar da gelecek. Ben en iyisi akşam temiz temiz böyle mis gibi sabaha kadar çekerim. Sabahta yatarı uyurum. Tabii bir işim çıkmazsa biraz da dışarıda vakit geçireceğim. Şunu da eve yollayalım, paramız gitmesin. Sosyal hayat da önemli. Size de aynısını tavsiye ediyorum. Yaz geldi. Kendinize eve tıkamayın. Takılın edin. Ve en önemlisi de keyifli kalın.